Benim adım Elif Vrongen Kaynakçı. Ben 22 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. 16 yıldır sanıyorum Ay Film Müzesi'nde çalışıyorum. Ulusal Film Arşivi. Görevim orada sessiz film küratörü. Dolayısıyla size bu sessiz film döneminden getirdiğimiz filmler konusunda bir şeyler söylemek istiyoruz. Ayrıca arada film göstereceğiz, yine konuşacağız vesaire. Onun için önce konuşmacıları da ben söyleyeyim isterseniz. Çok sevinçliyim gerçekten, çünkü yanımızda Marianne Lewinsky var. Marianne Lewinsky İsviçreli bir küratör, freelance küratör. Geçtiğimiz senelerde ben Marianne'la çok çalıştım. Hemen anlatmak istiyorum. Birçok program yapıyoruz Marianne'la. Kendisi de bahsedecek. 100 yıl öncesiyle ilgili filmler. Marianne'ın böyle bir programı var. Her sene 100 yıl önceki filmleri yapıyor. Fakat bunları yaparken yavaş yavaş ve ben filmlerime baktığımda gördüm ki özellikle 2012'nin başında birbirimize biraz fikirler vermeye başlamışız. Acaba Osmanlı ile ilgili bir şey mi yapsak diye. Ve ne mutlu bize ki şimdi bugün burada İstanbul'dayız ve böyle büyük bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Bu kadar çok kısa film aynı zamanda tabii çok çeşitli filmler anlamına geliyor. Böylece olabildiğince çok insana hitap eden, çok çeşitli bir film sunma, çok geniş yelpazede film sunma imkanı oluyordu böylece. Yani belki gene 2 saat, bugün olduğu gibi 2 saat boyunca film gösteriliyordu ama kısa filmler gösteriliyordu ve bu filmler mutlaka hitap edecek birilerini bulabiliyordu. So the programs we present here are not historical. A historic program would be much more fun and much more beautiful. We have not the time, maybe next year or so we can try to do a more historical way of presenting the films. Now with the Ottoman project, these are basically non-fiction films, travelogues, because I discovered watching year by year that there are so many films that have been shot on the Ottoman or former Ottoman territory, and the idea came to me to make a proper section, a proper program with all these images. And I must say that Bologna was very beautiful. We could have an audience that was specific of film historians or film buffs. But of course, I'm very happy that the films come now here. This is the right place also to screen them. Yes. Tarihi filmler değil hepsi. Tarihi filmler zaten bizim düşündüğümüzün ya da endişe duyduğumuzun aksine çok eğlenceli olabiliyorlar. Bugün burada bazı Osmanlı filmleri seyredeceğiz. Bunların çoğu konulu, hikayeli filmler değil. Birçoğu travelog dediğimiz yani gezinti konsepti üzerine kurulu olan filmler. Bu filmleri Bologna'da izledik. Çok mutluyum ki şimdi bugün burada bunları izleyebiliyoruz. Evet, programın konsepti hakkında bir iki bir şey söyleyerek başlamak istiyoruz. Sonra yine filmleri seyredip aralarında da konuşacağız zaten ama ilk olarak ortaya çıktığı zaman ve daha ilerleyen dönemde şöyle bir şeyin farkına vardık. Bu filmleri aslında kimse aramıyor. Aramıyor derken şöyle, biz bu filmleri gösteriyoruz, göstermiyor değiliz. Fakat
normal bir programcı, diyelim ki Balkanlarda bir programcı bir festival yapıyorsa bize Belgrad hakkında görüntünüz var mı diye soruyor. Biz onu çıkarıp arşivci olarak veriyoruz. İşte Kırım'daki bir festival bize diyor Kırım görüntünüz var mı, onu çıkarıp veriyoruz. Ama bunların bir araya geldiği ve Osmanlı coğrafyasında da bir anlam kazandığı düşüncesi burada önemli olan ortak faktör diyeyim. Ortak filmlerin ortak paydası şimdi göstermeye çalışacağımız şekilde aslında bu filmlerin aynı kültürü paylaştığı, yani Osmanlı kültüründen hepsinin ortaya çıkmış olması. Buradaki küratör düşüncesi yani bu özellikle. Evet. And this program, the Ottoman films, are also connected to other films because in 1914, this year I had to do 1914, I was also thinking about the beginning of the First World War in Europe and the end of all the supranational empires. You have the ending, of course, of the Hungarian, Austro-Hungarian Imperium, but at the same time, in a way, this war is also ends, brings also an ending to the Ottoman Empire that has been as the Habsburg Empire for many hundred years, a multinational construct and collapsing in the First World War. And in a way, the First World War is also the beginning of nationalist cinema, because what I've seen in the years before, how international cinema is. The Bate films, they go to all the world. Romeo, he goes everywhere to film in Japan, to film in Egypt, to film in Istanbul. The cinema is the first worldwide web that connects everybody, every audience, and it was not nationalist. But with First World War this ends. This utopia of cinema ends. Evet, bu çok önemli. Belki tarihçilerin de sonradan buna ekleyecekleri, eklemek isteyecekleri sözler olabilir. Birinci Dünya Savaşı süper imparatorlukların sona ermesi. Belki İngiltere hariç ama Macaristan, Osmanlı, Avusturya, Rusya ve Almanya, buralarda çok uluslu olan bu imparatorluklar sona eriyor ve ortaya ulus devletler çıkmaya başladı ve sinemada böylece bir ulus karakteri kazanmaya başlıyor. Yani o uluslararasılığı biraz dönüşüyor ve milli bir karakter kazanmaya başlıyor. Bu bence ve işte benim de demin söylemek istediğim buydu. Yani biz bugün aslında yanlış çerçeveden bakmış oluyoruz bu dönemin filmlerine. Çünkü Romanya sineması diye bir düşünce 1918'den önce olamaz. Aynı şekilde Sırp sineması falan. Bunlar sonradan o ülkeleri çizilen sınırlarıyla düşünülmesiyle yol açan bir terim. Yoksa o dönemde böyle bir şey yok. Hepsi aynı imparatorluğun bir parçası. Siz sanıyorum Türk seyirci olarak bunu da tanıyorsunuz. Çünkü Manaki kardeşler ki programda göreceğiz birazdan. Onlar da aynı soru. Manakiler, Makedonyalılar Türk müdür, Osmanlı mıdır vesaire. Biz hala her gün bununla uğraşıyoruz Türkiye'de sinema tarihçileri olarak. Evet. Ben bir son... Shall we discuss already now? I think we should leave the floor. Yes. But let me tell you one final thing. Yeah. Şimdi Osmanlı filmlerini seyredeceğiz. Maalesef biz bu filmleri her gün seyredemiyoruz. Yani bunlar bizim elimizin altında mevcut filmler değil. O yüzden çok teşekkür borçluyuz. Hollanda'dan gelen bir bağlantı sayesinde, Elif'in sayesinde ve Maria'nın sayesinde bu filmleri izleyebiliyoruz. Onlara o nedenle ben yine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Fakat bir yandan da burada bir böyle problemli bir alan var. Osmanlı filmlerini aslında bizim bulup arşivleyip ondan sonra onları davet edip onları bizim göstermemiz gerekirdi. Burada böyle bir terslik herhalde sizler de gözlüyorsunuz. Bunun ima ettiği bazı problemler var. O problemleri de
Yarın bu esas bir Osmanlı dönemi şey yapacağız. Evet, broşürler elinizde görüyorum. Orada bunları da umarım tartışma imkanımız olacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hemen ilk filmleri hakkında. İkisi de Amsterdam'dan geliyor ilk filmlerimiz. Türkiye ve filmi ki İstanbul'u aslında göreceğiz. Hemen ardından Cezayir Dansları diye ne olduğundan tam emin olması güç bir filmimiz var. O da küçük bir sürpriz. Bunu göstermemizdeki sebep zaten bu. Osmanlı kültürü nedir? Nerede başlar? Nerede biter? Coğrafyası nerede başlar? Nerede biter? Bu görüntüyü Avrupa bakışıyla istiyor olmamız. Son olarak teşekkür ediyorum. Ben size nezih için müzisyenleri de konuşuyoruz. Onları da. Evet, müzik koordinatörümüz Çiğdem Borucu. Belki Çiğdem aynı zamanda piyanoyu da şey yapacak. Belki diğer müzisyenlerimiz de kendisi tanıtmak ister. Evet, Güliz Alkay, İzmir'den, Eda'yı ve Rekçe'yi yapacağız. Evet, peki. Onlar da teşekkür ederim. Thank you.
arşivci olarak bir şey söylemek istiyorum. Son seyrettiğimiz film Dansöz ve daha sonraki İskoçlar 1902'den olduğunu tahmin ettiğimiz bir film. 1902'de elle renklendirilmiş bir film. Ondan önceki film de renklendirilmişti fakat banyo etme şeklinde, yani tek bir renge sokup çıkararak yapılmış bir renklendirmeydi. Gene niye bu filmler Hollanda'dan geliyor? Bu filmler Hollanda'daki seyirciye o zaman gösterilmiş. Maria'nın da dediği gibi seyirci sinemaya gidiyor. Arka arkaya bir sürü şey seyrediyor. İşte gene İskoçlar'da da öyle. Yani işte çeşitli ülkeden danslar seyrediyor. Biraz televizyonu açıp sizin de oradan buradan ufak bir şey seyredebilmeniz gibi onlar da sinemaya gidip bir şeyler görüyorlar şeklinde bir düşünce. Müzik olması da gene o zaman da var olan müzik. Kim bilir neler çalınıyordu bunların yanında. Fakat İstanbul'u İstanbul'da yapmak gerçekten bir kere bizim için rüya gibi bir şey. Ama ben bu filmi birçok ülkede gösterdim aslında. Fakat İstanbul'da yani gerçekten yanındayız işte bu aslında. Onların vapurabildiği yer de burası. İnanılmaz bir şey. Fakat baktığınız zaman bu filmi kim çekti, ne yaptı, neye, kime gösterdi falan, bunlar çok çetrefil sorular. Fransız olduğunu düşündüğümüz film. Çünkü Eclipse logosu çıkıyor. Eclipse, Fransız şirketi Eclipse'in İstanbul'a gelip çektiği ve daha sonra büyük olsa dünyaya sattığı, sonunda Hollandalıların da oturup kendi sinemasını seyrettiği bir filmi biz şimdi yeniden İstanbul'a getirmiş olduk bu sayede. Şimdi İstanbul'dan yola çıktığımız bu turu ben özellikle tabii kendi Türk okul eğitim sisteminden gelen birisi olarak da Osmanlı programında bazı şeylere belli bakış açılarıyla yaklaşıyorum. Şimdi şunu fark ettim ki biz bazı şeyleri benimsiyoruz, bazı şeyleri unutuyoruz. Türkiye'de yaşayanlar olarak veya aldığımız eğitimlerin sonucunda vesaire. Halbuki durup da haritaya bakıp düşündüğünüz zaman Osmanlı'nın yayıldığı alan inanılmaz büyük. Bunun bir kısmını biz bugün kendimize yakın hissediyoruz, diğerini de çok uzak görüyoruz nedense. Bunu sorgulamak istiyoruz. Yarın yine daha çok filmle sorgulayacağız. Burada böyle ufak bir tat verme açısından birkaç şeyi ben seçtim. Burada birkaç noktaya da yine temas etmem gerekecek ama şunu söyleyeyim, coğrafya olarak önce başlayalım. Şimdi seyredeceğimiz grupta değişik coğrafyalardan örnekler var. İlk seyredeceğimiz film Trablusgarp hakkında. Trablusgarp 1912'ye kadar Osmanlı'nın elinde, hatta 1912 Büyük Trablusgarp Savaşı Harbi İtalyanlarla Türkler arasında, İtalyanlarla İtalyan-Türk Harbi diyorlar. Çok önemli bir şey. İtalyan arşivleri bu konuda çok büyük çalışmalar yaptılar son senelerde ve çıkacak, daha da çıkacak. Yani DVD'ler çıkacak, kitaplar çıkacak, her an çıkabilir. Onların tarihinde de önemli bir yer katılıyor. 1912'ye kadar Türk sancağı olan bu Trablusgarp'ı biz nedense bugün biraz uzak karşılıyoruz, Libya vesaire olarak. Hatta bilmiyorum yani görüntülerine ulaşmayı denedik mi acaba? Halbuki bu görüntüler fazlasıyla var. O kadar fazla ki, şimdi onu da hemen anlatayım. Ben birçok görüntü gördüm İtalyan arşivlerinden ve özellikle bir tanesini istedim göndermelerini. Fakat filmlere ulaşmak, bakın benim için bile her zaman kolay değil. Bir sürü teknik yazışmalar, teknik sorunlar vesaire derken film geldi Roma arşivinden. Fakat sonuçta gelen görüntünün Trablusgarp olduğunu en azından şüphe etmiyorum ama hangi görüntü olduğundan tam olarak ben de eminim çünkü ben de göremedim. Ben dün akşam geldim İstanbul'a. Bakalım hangi Trablusgarp görüntüsü. Sonuçta göreceğimiz şey İtalyanların gözüyle çekilmiş. Onların Trablusgarp'ı ele geçirdikten hemen sonra çektikleri görüntüler. Yani Osmanlı'dan biz bunu devraldık. Bizim oldu burası deyip vurgu yapıyorlar. Eğer benim tahmin ettiğim görüntüyse hatta bayraklarını dikiyorlar vesaire. Bunu göreceğiz.
Thank you.